Çocuğum doğuştan olarak engelli. Serebral parsal hastalığı var. Beyin oksijensizliğinden yeterliğinden alt kasları çalışmıyor. Yani hiç tetik görmüyor. Durumumuz olmadığından dolayı belediyeye başvurduk. Tekerlekli sandalye istemiştik. Sağ olsunlar. Allah yardımcıları olsun bu dolanlarda. Kendilerinden çok teşekkür ederiz. Bize uygun layık gördüğü için. Ve de çalışmalarından dolayı tekrardan teşekkür ederiz hep beraber. İyi günler. Hatice Yılmaz'la mı görüşüyorum? Evet yavrum, buyur. Nasılsın Hatice teyze? İyi olmaya çalışıyorum yavrum. Nasıl oldun? Sen nasılsın? Geçmiş olsun. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şahin Bey Belediyesi'nden arıyorum. Mehmet Tahmazoğlu Başkanımızın selamıyla arıyorum sizi. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyor size. Allah razı. Hatice teyze, gıda yardımımız ve yemek yardımımız var. Hangisini istersin? Sana hangisini gönderelim? Bir kocadan ben ne yemek yapabiliyorum ve dostlarım var, yemek gönderin. Sen de razı olsun inşallah. Sizden de çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun tekrardan. İyi günler. Gündem maddesine geçmeden önce bütün meclis üyelerimize, kıymetli başkanlarımıza çok özel bir teşekkürüm var. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı Düzbağ'ın açılışını yaptık. Bu tabii sizin eseriniz, bu meclisin eseri. Devlet Su İşleri pandemiden dolayı çok az bir katılımla buranın lansmanı ile ilgili talimat verdiler, takip ettiler. O yüzden biz bütün meclis üyelerimizle hep birlikte, çünkü iş çok büyük bir iş, büyük bir şölen havasıyla bunu yapmayı arzu ediyorduk. Ama bu sizi korumamız, etrafı korumamız, herkesin çünkü çoluğu çocuğu var, ailesi var, yaşlısı var. Pandemi şartlarından dolayı bu şekilde bir açılış oldu. Meclis üyelerimiz orada olmayınca açıkçası benim içime sinmedi ama inşallah şu aşılama başlasın. Her şey normalleşsin, hep birlikte gidelim. Hem yerinde sizi ağırlayalım, işin büyüklüğünü yerinde gösterelim. Bu konuda ben size bir hem teşekkür etmek hem bilgi vermek istiyorum. Müsaade ederseniz, o kadar önemli ki şehrimizin geleceği için. Bunu Hüseyin Bey son durumda nereye geldiğimizi kısa bir şekilde bir 10 dakika içerisinde size özetlemek istiyor. Çünkü size soru geliyor. Bir takım sorular var, bir takım cevaplarını bu sunumda alacaksınız. Halktan sizlere soru geliyor. Şehirdeki içme suyu sisteminin sürdürülebilir olması son derece önemli bir projenin resmi açılışını yaptım. Kendimi çok iyi hissettim çünkü kaliteli bir suya kavuşmuş oldum. Ve kısaca bu projeyle alakalı hangi noktadan nereye geldim, ilgi vermek istiyorum. Kuraklık hangi şiddette olursa olsun şehrimiz alternatif kaynakları kazanmış durumda. Bakın en son
Yeni haritamızda da gösteriyorum. Bu harita ise Kasım 2022 haritası, 3 aylık harita. Türkiye'deki yağışın durumunu gösteriyor. Ne kadar şiddetlisek aldı yine bölgemiz. Bakın olağanüstü kuraklıktan normal civarına gelmiş durumdayız. Bakın 2019 yılında eğer 100 bağ devrede olmasaydı elektriğe 225 milyon para harcayacaktık. 100 bağ sayesinde 167 milyona düşürdük. 2020 yılında da elektriğe gelen zamla birlikte bu yıl ödememiz gereken para 275-300 milyon TL olacaktı. Şu ana kadar ödediğimiz para 140 milyon TL. Bunu da öngördüğümüz için %27 su fiyatını hemen düşürdük. Baştan projede. Dikkat ederseniz aradaki farkı hemen vatandaşa vatandaş odaklı yansıttık. Ve burası çok önemli. Bizim yükleme havuzumuz. Burası Gaziantep'e suyun cazibeyle geldiği nokta. Yükleme havuzu ileride baraj yapıldığı zaman da etkin olarak kullanılacak. O bahsettiğimiz biraz önceki tepki merkezi iptal olacak. Barajdan 200 milyon metreküp civarında bir rezervuar alanı olan hazinenin suyunu inşallah baraj tamamlanacak. Burada yine almış olacağız. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu meclise gerçekten bütün grupların, partilerin hepsinin çok büyük katkıları var. Düzbağ deyince bütün akan sular duruyor. O kelime hani akan sular duruyor ya, Düzbağ'da tam tersi oldu. Akan sular durmadı, akmaya devam etti. Ben teşekkür ediyorum katkılardan dolayı. Tabii burada güçlü bir liderlik var. Büyük bir mühendislik var. Dinlediğiniz zaman, baktığınız zaman ciddi bir altyapı var, kombinasyon var. Bakanlarımızın desteği var. Vekillerimizin desteği var. Bütün şehrin desteği arkamızda. Bütün meclisimizin desteği arkasında. Bu eser sizin bunu birlikte başardık. İnşallah biraz havalar rahatlasın. Şu günden, pandemi günlerimiz, aşılamalarımız yapmasın. Hep birlikte yerinde gidip bu gördüğünüz şeyleri de sizin yerinde de paylaşmak istiyoruz. Allah'ın izniyle razı olsun diyorum. Kentlerde insan yaşamında su gerçekten çok kıymetli. Daha yaşanabilir şehirler içinde toplu taşıma çok önemli bir parametre. Bunun için daha önce yani yaklaşık 5 yıl önce kentte ulaşım planlamasını yaptık. Ekranda görüyorsunuz. Gelecek yıllarda yani şehrimizin geleceğinde toplu taşıma nasıl olacak? Onun planlamasının en önemli parçası Gazi Ray'dı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Gazi Ray organize 3. bölgeden başlayıp şehrin kent merkezine uğrayarak doğrudan 38 mahalle en direkt olarak şehrin çok büyük bir bölümünü ilgilendiriyor. Oduncular sitesine kadar devam eden 24,5 kilometrelik yat üzerinde 16 tane istasyondan oluşuyor. 12 tanesinin inşaatı tamamlandı. 4 tanesinin yapım çalışmaları devam etmektedir. Aslında sadece Gaziray-Banlıyor hattı çalışması değil, aynı zamanda hızlı tren projesinin bir bölümü 4 tane hat yapıyoruz. 2 hattı Gaziray-Banlıyor ile ilgili, 2 hattı tamamen Gaziantep'e ulaşacak hızlı tren projesinin altyapısı. Evet, istasyonlardan biten 12 istasyonlardan görseller. Bu kapsamda kent merkezi sadece hızlı tren, banyo vesaire kazanma elde etmedi. Aynı zamanda kentimiz farklı farklı noktalardaki trafik ve ulaşım sorunlarının çözümüyle ilgili kazanımlar da elde etti. Gaziantep'e özgü, kendi hattımıza özgü yeni jenerasyon, daha teknolojik bir banyo aracı.